aşağıda verilen sütun grafiklerinden birinci sütun grafiğinde aynı anda yolculuğa başlayan 4 aracın gitmesi gereken mesafeleri yani bunlar A aracı 360 km gitmesi gerekiyor, B aracı 540 km gitmesi gerekiyor gibi. İkinci sütun grafiğinde ise bu araçların sabit hızları verilmiştir. Yani A aracı saatte 90 km hızla, B aracı saatte 100 şeklinde. 4 araç aynı anda yolculuğa başladıktan 1 saat 12 dakika sonra mola veriyorlar. Buna göre, son durumda D aracının kalan yolunun A aracının kalan yoluna oranı hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? E, gitmesi gereken, gidilmesi gereken yol 360 kilometre. Bizim aracımız 1 saat 12 dakika yol alıyor. 1 saat 12 dakika neyle yol alıyor arkadaşlar? E, 90 kilometre. Hızla yol alıyor o zaman 90 kilometre hızla 1 saat 12 dakikada ne kadar yol gider Onu bulacağım Şimdi 1 saatte 1 saatte yani 60 dakikada 60 dakikada 90 kilometre Yol giderse 1 saat 12 dakika demek 60 12 da 72 dakika demek 72 dakikada Ne kadar yol gider onu bulacağım e bu 60 km 60 dakikada 90 gidiyorsa şöyle sadeleştirme yapabilirim. Bu sıfırlar gitti. 6 ile de 72'yi sadeleştirirsem 12 kalır. Burada 1 kalır. Sonra içler dışlar çarpımı 1 kere x x 9 ile 12'yi çarparsam 108 kilometre yol gitmiş oluyor. 108 kilometre yol gitmiş oluyor. Bu arkadaşlar 108 kilometre ne kadar gitmesi gerekiyordu? 360 kilometre gitmesi gerekiyordu. 360'tan bu 108'i çıkarırsam 10'dan 8 çıktı 2. Burada 5 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2. Yani 252 kilometre A aracının kalan yolu. Şimdi bir de D aracının kalan yolunu soruyor. D aracını hesaplayalım. Saatte 80 kilometre gidiyor D aracı. Yani 60 dakikada 80 kilometre yol giderse 72 dakikada Kaç kilometre yol gider? Bunu hesaplayacağız. Yine bu sıfırla bu sıfır gitti. 6 ile 72'yi sadeleştirdim. 12. 1 kere x x eşittir. 8 ile 12'yi çarptığım zaman 96 kilometre yol gitmiş oluyor. Peki D aracının gitmesi gereken mesafe 600 kilometre. Bundan 96 kilometreyi çıkardığım zaman 10'dan 6 çıktı. 4. 9'dan 9. 0. 5. Yani 504 kilometre yol gitmesi gerekiyor. D aracının kalan yolunun yani 504'ün A aracının kalan yoluna yani 252'ye oranı soruluyor. 504'ün 252'ye oranı 504 bölü 252'dir. E bunu 252'nin iki katı zaten 504. Dolayısıyla birbirine böldüğümüz zaman iki tam çıkar cevabımız bursa. Aşağıda bir servis sağlayıcının müşterilerine sunduğu faturalı veya ön ödemeli hizmet türüne göre 2020 ve 2021 yılı sonundaki müşteri dağılımları verilmiştir. 2020 yılı sonunda müşteri dağılımı bu şekilde. 2021 yıl sonu müşteri dağılımı bu şekildeymiş. Burada hemen burası 150 derece ise geriye ne kadar arkadaşlar? 210 derece kalır bu tarafa. Burası 120 derece ise buraya da 200 40 derece kalır. Onları yerleştirelim. Bu servis sağlayıcının 2021 yıl sonundaki faturalı tarife kullanan müşteri sayısının faturalı tarife kullanan yani şuranın arkadaşlar 2020 yılına göre 2 katını çıktığı bilinmektedir. Faturalı o zaman burası neyse burası neyse arkadaşlar burası 2 katıymış sayı olarak. Buna göre 2021 yıl sonundaki ön ödemeli fatura ön ödemeli tarife kullanan müşteri sayısı 2020 yılına göre kaç katına çıkmıştır diyor. Şimdi burada bunu sadeleştirerek yapacağız. 2021 yılı sonundaki ön ödemeli tarife kullanan müşteri sayısı yani şunu soruyor. Bunun 2020 yılına göre kaç katına çıkmıştır diye soruyor. Şimdi o zaman önce şu 210 ve 150'yi sadeleştirelim. Nasıl sadeleştireceğiz? Önce şöyle bunu da şöyle yazalım. 150. Şu sıfırla şu sıfır gitti. Sonra 3'e bölersem burası 5 kalır. 3'e bölersem burası ne oldu arkadaşlar? 7. 7. E şimdi bu 7 2 katına çıktığına göre demek ki burası 14. O zaman burada oranımızı kuracağız. 120 derece 14 ise 240 derece. Ne olacak? 120'nin 2 katı 240 olduğuna göre 14'ün de 2 katı 28 kişi olacak. Yani burası 28 kişi. Peki burası kaç kişiydi? 5 kişiydi. 5 kişiden 28'e çıktı. Kaç katına çıkmış oluyor? Hemen bulalım. 28'i 5'e bölerek bunu bulacağız. 5 kere 5 25. Burada 3 kaldı. 1 0 1 virgül. 30 da 5 6. 6 kere 5 30. 0, 0 yani 5,6 katına çıkmış oluyor cevabımız Ceyhan. Atatürk haftası her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında denk gelmektedir. Cumhuriyet Ortaokulu'nda Atatürk haftasında yapılan bir yarışmada resim, müzik ve şiir dallarından toplam 120 eser yarışmaya katılmıştır. Bu 120 eser içerisinde en fazla şiir, en fazla müzik dalından eser bulunmaktadır. Yani en fazla şiir ...en az müzik dalından eser bulunmaktadır. Buna göre bu yarışmaya katılan eserlerin dağılımını gösteren daire grafiği hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar... E, ...resim, müzik ve şiir dallarından toplam 120 eser yarışmaya katılıyor. E, en fazla şiir olacak. Dolayısıyla derece olarak en fazla şiir olması lazım. Hemen bakıyoruz. Burası 150, 120, 270. Buraya 90 kalıyor. Burası... 130, 120, 250, 250, buraya 110 kalıyor. En fazla hepsinde şiir. Daha sonra en az da müzik olması gerekiyor. En az müzik. Burası doğru, burası da doğru, bu da doğru, bu da doğru. Tamam, buradan bir eleme yapamadık. Şimdi o zaman elememizi nereden yapacağız? Bunların tam bir sayıya denk gelip denk gelmemesinden. Şimdi burası arkadaşlar 160 derece. Burası 90 derece. 90 160 buraya kaç kalıyor? 250 110 kalıyor. Şimdi ben bunları olabildiğince sadeleştirirsem bu 9, 11 ve 16. Yani 9 kat, 11 kat, 16 kat. Bunların hepsini toplarsam ben 20 36 kat yapıyor. 36 kat e 120'ye ulaşıyor mu peki 36? 36 kat 120'ye ulaştırabiliyor muyuz? 120'yi 36'ya bölelim. 3 kere desek 18 108 yapar arkadaşlar. Yani kalanlı bir cevap çıkıyor. Dolayısıyla tam bir tam olarak ulaşamadığımız için 120'ye bunu alamıyoruz. Buraya gelelim. Bu 180, burası da 180. Şimdi bunları sadeleştirelim. Birer sıfır attığım zaman şöyle. 5 13 ve 18 kalıyor daha fazla sadeleşmez. 5 ile 13 topladım. 18, 18 daha. Yine 36 kat. Yani arkadaşlar buradan da buradan da 120'ye ulaşamıyoruz. Az öncekiyle aynı şey oluyor. Peki C'de nasıl oluyor? Cevap C'miş sanırım. Bir bakalım. 90 şöyle 90 150 ve 120 derece var. E şimdi birer sıfır atarsak şöyle. Bir de bunları 9'a bölersek. Bu 15, 12 ve 9'u 3'e e bölersek arkadaşlar. 9'u 3'e bölersem 3. 15'i 3'e bölersem 5. 12'yi 3'e bölersem 4. Yani bunların en sade halleri 3, 4 ve 5. Topladığımız zaman 8, 12 kat yapıyor. Bakın 12 kat 120'ye ulaştırabiliyoruz bunları. Yani 10 ile la çarpmamız lazım. Her kat 10 olması lazım. Dolayısıyla 30, 50 ve 40 olursa yani 30 müzik, 50 şiir, 40 tane de resim eseri olursa bunların hepsinin toplamı 120 adede ulaşabiliyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Diğerine baktığımız zaman yine şöyle birer sıfır sadeleştirebiliyoruz. 11, 12 ve 13'ün başka bir ortak böleni yok. Topladığımız zaman 36 yapıyor. Bu da yine 36 kat diğerleriyle aynı şekilde. E bu 36 kat olduğu için arkadaşlar yani küsüratlı bir yani her bir katın küsüratlı bir şey çıkması gerekiyor. E küsüratlı bir eser olmayacağına göre yani bir buçuk eserle yarışmaya katılamayacağımıza göre mesela. O yüzden her bir katın tam çıkması lazım. Tam çıkan tek seçenek de Ceyhan. Bu sorumuzda da arkadaşlar sadece gömlek, tişört ve kazak satan bir tekstil mağazası 3 gün sürecince e, sattığı ürünlere ait farklı grafikler oluşturmuştur. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Bu neymiş? E, aşağıdaki daire grafiği bu masadı üç gün boyunca satılan Kazak miktarlarının dağılımını. Sütun grafiği ise birinci gün satılan ürün adetlerini gösteriyormuş. Bu üç günlük dağılım. Birinci gün 120 derecelik, ikinci gün, üçüncü gün dağılımlar. Bunlar da satılan birinci gün satılan ürünlerin adetlerini gösteriyormuş. Aşağıdaki daire grafiği ise üçüncü satılan ürünlerin dağılımını göstermektedir. Üçüncü, üçüncü gün satılan ürünlerin dağılımını göstermektedir. Buna göre bu mağazada üçüncü gün satılan gömlek, adedi kaçtır diyor. Şimdi bunu şuradan yola çıkarak yap, yani şu iki grafiği birbirine bağlayarak e, gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk gün ne kadar ürün satılmış? 50 tane gömlek, e, 70 tane tişört. 60 tane kazak. Bunların hepsini toplarsak 180 adet yapar. Yani 180 adet ürün satılmış birinci gün. 180 adet. Şimdi burası 120 derece. Burası 80 derece. Burası 160 derece olarak verilmiş. Ben bunları sadeleştirirsem şu sıfırlarını şöyle atarsam hatta bir de 4'e bölersem burası 3 kat yapar. 4'e bölersem burası 2 kat yapar. 4'e bölersem burası 4 kat yapar. Şimdi 3 kat 180 ise arkadaşlar. 3 kat 180 ürüne denk geliyorsa. O zaman 180'i 3'e bölersem her bir kat 60 ürün olmuş olur. E bu da 2, 2 kat olduğuna göre 60 ile 2'yi çarparım. 120 ürün satılmış olur. E bu da 4 kat 2 katın 2 katı olduğuna göre 4 kat 120'nin 2 katı 240 olmuş olur arkadaşlar. 240 ürün. Şimdi üçüncü gün satılan ürünlerin dağılımı da burada gösterilmiş. Üçüncü gün 240 ürün satıldı. Yani buradaki dağılım 240 ürünle alakalı. Satılan gömlek adedi kaçtır diyor. O zaman hemen oranlıyoruz. 360 derece buradaki 360 derece tamam yani. 240 ürünse gömlek 90. 90 gömlek kaç tanedir? 360'ı 4'e bölersem 90 yapar. O zaman 240'ı 4'e bölersem 60 yapar cevap Bursa